Arkası yarın. Düğün 10. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Yılmaz Meydanay. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Ay ne güzel şeyler abla. Bunların hepsini Turgut enişten mi aldı? Evet, beğendin mi? Hepsi de harika şeyler. Şu elbiselere bak, ayakkabılara bak, eşarplara bak. Turgut eniştem çok mu zengin ablacığım? Zengin ya, cüzdanı para dolu. Ne istediysem aldı, hem de hiç itiraz etmeden. Bir de nişanlanmam diyordun. Bak adam neler almış sana. Bunları rüyanda bile görmezdim vallahi. Nasıl, memnun musun Turgut'tan? Ne bileyim, iyi birine benziyor ama... Her şeyden önce zengin çocuk kızım. Bir dediğini iki etmemiş baksana. Yalnız sana değil hepimize hediyeler almış çocuk. Bana, babana, kız kardeşine. İyi ki bizleri dinleyip de nişanlandın Turgut'la. Ne ortak? Nasılsın bakalım? Nasıl olayım, bildiğin gibi işte. Dükkanın işleri iyi maşallah. Bir de senin şu işlerin düzelse her şey daha iyi olacak ya. Benim işleri boş ver bir ortak. Bundan sonra kolay kolay düzelmez artık. Atalan Üsküdar'ı çoktan geçti. Beni bırak da sen ne zaman evleniyorsun Burcu'yla? Nikah için gün aldınız mı? Aldık ya, önümüzdeki haftaya. Yarın gece kına gecesi var. Hayırlı olsun. Kına gecesi mi dedin? Evet. Ömer bak aklıma ne geldi. Yarın kına gecesine Burcu'ya söyle Çiğdem'i de çağırsın. Nasıl olsa eski arkadaşlar. Olur söylerim tabii. Ama neden istiyorsun bunu? Bak Ömer, sen yalnız ortağım değil, benim kardeşten de öte her şeyimsin. Sana her şeyi anlatacağım. Niyetim Çiğdem'i kaçırmak. Ne? Kaçırmak mı? Yani kına gecesinde yo, mi? Yo yo yo, daha sonra. Burcu Çiğdem'e benim kendisini kaçırmak istediğimi söylesin ve Çiğdem'in fikrini öğrensin. Eğer Çiğdem beni kaçırsın derse... Sen de kaçıracaksın onu, öyle mi? Evet. Zaten yapacak başka bir çarem de yok Ömer. Kara sevda derler ya, işte o hastalığa tutuldum ben ortak. İnan canım yemek yemek bile istemiyor. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor sevdiğim. Anlayacağım, bu kara sevda benim ölümüme sebep olacak Ömer. Allah korusun. Düşünme böyle şeyleri Murat. Peki Burcu'ya söylerim. Yarın kına gecesine Çiğdem'i de çağırır ve kararını öğrenir. Sağ ol. Tebrik ederim Burcu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Çiğdem. Darısı senin başına. Senin kına gecen ne zaman? Bilmem. Daha düğün tarihi bile tespit edilmedi. Nişanlınla aran nasıl? Alışabildin mi bari? Bilmiyorum Burcu. Her şey öyle ani, öyle zorlu oldu ki nişanım için ne iyi ne de kötü diyemiyorum. Üzerindeki kıyafet çok güzel. Nişanlım aldı. Ya öyle mi? Öyle eli açık birisi ki anlatamam Burcu. Ne istersem alıyor. Nereye istersem arabasıyla götürüyor, gezdiriyor. Peki ya Murat? O konuyu hiç açma Burcu. Öyle değişik, öyle karışık duygular içindeyim ki kimselere derdimi açamıyorum. Güya Murat'la evlenecektim. Hep onun hayalini kurmuştum. Murat çok üzgünmüş. Tahmin edebiliyorum Burcu. Bir başkasıyla nişanlanmam mutlaka onu üzmüştür ama ne yapabilirdim? Kız halimle elimden ne gelirdi? Bu istemediğim nişana nasıl karşı durabilirdim ki? Ama haline bakılacak olursa zorla evlendiğin nişanlından memnun gibi bir halin var Çiğdem. Öyle söyleme Allah aşkına. Boşuna dememişler içi seni dışı beni yakar diye. İnan yüreğim kan ağlıyor. Bir tarafta ailemin kıyamet kopsa beni vermeyeceği Murat.
Diğer yanda zengin bir genç. Devamlı çelişkiler içindeyim Burcu. Murat'ı ne beynimden ne de yüreğimden söküp atamıyorum. Turgut ise beni eğlendiriyor, hediyeler alıyor, arabasıyla gezdiriyor, hoş vakit geçirtiyor. Kararsızlık içinde olduğunu görüyorum ama bu fazla uzun sürmemeli Çiğdem. Sonuçta birinden birine karar vermelisin. Söyledim ya, bu kararı vermek çok zor Burcu. Turgut'la resmen nişanlandık. Murat'ı ise ne annem ne de babam kesinlikle istemiyor. Böyle bir durumda... Vallahi o zaman yapacağın tek şey kalıyor. Anladığım kadarıyla sen bu nişanı bozmayacaksın. Bu belli. O zaman Murat'a açık açık her şeyi söyle. Neyi söyleyeyim? Senden ümidini kesmesini. Çünkü Murat senden haber bekliyor Çiğdem. Murat haber mi bekliyor? Evet, ben elçiyim. Demiş ki Çiğdem de kabul ederse kendisini kaçırıp nikahlamaya hazırım. Evet Çiğdem, kararın nedir? Bekliyorum. Bilmiyorum Burcu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar ani oldu ki. Hem kaçsam ne olacak? Sonra ömür boyu annemle babamla dargın kalacağım. Yüzlerini göremeyeceğim. İki aile arasında kavgalar, kırgınlıklar çıkacak. Yani Murat'ın kaçma fikrine katılmıyor musun? Burcu Çiğdem'le konuştu mu? Benimle kaçmaya hazır mıymış? Burcu'ya sordum ama Çiğdem'le bu konuyu görüşememiş. Yani kına gecesi çok kalabalıkmış. Fırsat bulamamış. Ya. Biliyor musun, bütün gece uyuyamadım. Bak ortak, vazgeç bu sevdadan. Olanla ölene çare bulunmaz biliyorsun. Çiğdem nişanlanmış. Artık sana yar olmaz, unut onu. Unut, unut, unut. Anam da böyle diyor, babam da böyle diyor. Şimdi de aynısını sen söylüyorsun. İyi ama yüreğime, beynime nasıl anlatırım bunu Ömer? Unut demekle Ferhat'la Şirin misali bir sevdayı unutmak kolay mı sanıyorsun? Yarın düğünümüz var biliyorsun. Biliyorum. Düğüne bekliyorum. İnşallah ortak. İnşallah. Ömer. Efendim Burcu. Bu gece düğün gecemiz. Herkes eğleniyor, oynuyor. Seninse suratın bir karış. Gören de benimle zorla evlendiğini sanacak. Murat'ın hali beni üzüyor Burcu. Baksana bir köşede tek başına. Yüzünden düşen bin parça. Bu senin suçun değil ki Ömer. Asker ocağındayken ne hayaller kurmuştuk. Tezkere alınca birlikte ortak dükkan açacaktık. Bu hayalimiz hakikat oldu. Ama diğerleri olmadı. Seni bana verdiler ama ona Çiğdem'i vermediler. Oysa şimdi bu düğün salonunda yalnız ikimiz değil, onlar da bizimle birlikte evlenecekti. Kısmet değilmiş Ömer. Kısmetin ötesine çıkılmaz. Haklısın. Murat nerede hanım? Bir saat önce geldi, doğru odasına gitti. Yine yiyip içmiyor mu? Hayır, aklı fikri Çiğdem'di. Hmm. Ah abi ah. Sonunda aslan gibi oğlumun ölümüne neden olacak. Aman Çiğdem'in düğün davetiyesini oğlana gösterme hanım. Neden? Yahu nedeni var mı? Kaçırmaktan filan söz ediyor. Çiğdem'i kimseye yar etmem diyor. Gider bir delilik filan yapar. Doğru söylüyorsun ama ya başkasından öğrenirse? Düğüne bir hafta var. O zamana kadar duyurmamaya çalışacağız. Olmazsa ortağımla konuşurum. Bir iş bahanesiyle şehir dışına falan yollasın kendisini. Bizi nereye götürüyorsun damat? Söyleyemem anne, sürpriz. Çiğdem, sen de bilmiyor musun nereye gittiğimizi? Bana da söylemedi anne. Sadece size bir sürprizim var dedi. Hadi hayırlısı, bakalım neymiş sürpriz.
Evet, işte geldik. İnebilirsiniz. Burası da neresi? Sürpriz burada mı Turgut? Evet, işte tam karşınızda duruyor, bakın. İşte evlendiğimiz zaman oturacağımız ev. Sürprizim bu. Şu iki katlı bahçeli ev mi? Evet, nasıl, beğendiniz mi? Harika, filmlerdeki gibi bir şey. Bahçeli, müstakil. Hem de dubleks. Yalnız bize, ikimize ait. Gelin içine girip gezdireyim sizi. Burası alt kat. Bir salon, mutfak, tuvalet var. Çok güzel. Her yer parkeyle kaplı. Eşyalara bak anne. Hepsi de yeni, pırıl pırıl. Üst katta 3 yatak odası var. Aslan oğlum, işte damat diye buna derim ben. Zenginlik başka şey. Görüyor musun Çiğdem? Evet anne, görüyorum. 5 milyar para saydım bu eve. Üf, 5 milyar mı? Ne çok para. Muhterem eşime az bile valide hanım. Biz Almanya'da böyle evlerde yaşadık hep. Allah daha fazlasını verir inşallah. Evlilik nasıl gidiyor Ömer? Dünyanın en güzel şeyiymiş be ortak. Sevdiğinle aynı çatı altında bulunmak kadar güzel bir mutluluk yokmuş. Darısı başına. Darısı başıma mı? Affedersin, ağzım alışmış. İçim yanıyor biliyor musun ortak? İçim yanıyor. Bir an olsun unutamıyorum Çiğdem'i. Neden karşı koymadı? Neden ben Murat'ı seviyorum, bir başkasıyla nişanlanmam demedi ha? Yoksa bana olan sevdası sahte miydi? Öyle düşünme Murat. Kız kısmının ailesine direnmesi geleneklerimizde var mı? Ne yapsın? Ana baba bununla evleneceksin demiş. Ya evlenecek ya da kaçacak. Çiğdem de kaçmak yerine evlenmeyi tercih etti. Kızın hakkını yeme ortak. Nişandan önce sana kaçma teklif etmişti, hatırlamıyor musun? O zaman da sen kararsız kalmıştın. Evet haklısın. Ama yine de içim yanıyor. Bu sevdanın sonu ölümle sonuçlanmazsa iyidir ortak. Düğün adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.